Herkese selam. Bugün erkek iç çamaşırı kalıbımızın içinde bulunan adet kalıbımızla adet dikeceğiz. XL'den 5XL harca kadardır kalıp. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Benim elimde tek beden kalıbı vardı. Siz de kalıbın içerisinden kesmeyin. Milaj kağıdıyla kalıbı tekrardan çıkarmanızı tavsiye ederim. Kumaş katına yerleştiriyorum ön bedeni. Bu kalıpta kırma payı içerisindeydi. Kırma payı vermeden keseceğim. Sadece dikiş payı vererek kesiyorum. Bir gelecek kısımlarını da birebir keseceğim arkadaşlar. Ön bedeni yerleştirdim. Kırma payı içerisindeydi. Etek ucunu kesiyorum. Diye yazan yerleri direkt keseceğim arkadaşlar. Dikiş payı vermeyeceğim. Bedeni kestim. Diye yazan yerleri direkt kestim arkadaşlar. Omuzdan ve yanlardan dikiş payı verdim. Ön bedenimiz hazır. Şimdi arka bedeni keselim. Arka bedeni kumaş katına yerleştirdim. Aynı ön bedende yaptığım gibi arka bedeni de kesiyorum. Arka bedeni de kestim. Bir kısımlarını paysız kestim. Yan ve omuzlardan paylı kestim. Zaten kavurma payı da içerisindeydi. Arka beden hazır arkadaşlar. Birisi içinde eninden boyundan değil 4 santimden şerit kestim. Biye için birçok yöntem var arkadaşlar ama size en kolay düşündüğümü göstereceğim. Dikim aşamasına artık geçebiliriz. Ön bedeni yerleştirdim. Kumaşın yüzü yüzüne gelecek şekilde sadece tek omuzdan iğneliyoruz ve iğnelediğimiz yerden dikiyoruz arkadaşlar. Tek omuzumu diktim. Şimdi birisini yapacağım. Tersinden başlıyorum yerleştirmeye. Hafif gererek yerleştireceğiz. Bir omuzun başından başladım. Bir tarafını açık bırakmıştık. Gererek yerleştiriyoruz. Gererek yerleştirelim ki potluk yapmasın. Bütün yaka çevresini bu şekilde iğneliyoruz arkadaşlar. Yakanın çevresini gererek yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi şuradan keselim. Overlock makinemizle dikelim. Overlock makineniz yoksa dikiş makinesiyle dikebilirsiniz. Cerse iğnesiyle. Overlock'unu hafif gererek diktim arkadaşlar. Şimdi overlock içeride kalacak şekilde ve dikişimiz gözükmeyecek şekilde yakamızı güzelce ütülüyoruz. Biyeyi ön tarafa doğru ütüledim arkadaşlar. Dilerseniz bu biyeyi 3 santimden de yapabilirsiniz. Ben biraz kalın olmasını istediğim için 4 santimden kestim. Sonrasında bakın şu dikiş içeride kalacak şekilde ortalama 1,5-2 santimden kıvırdım ve iğneleyerek yakaya dönüyorum. Nasıl hafif gererek yerleştirdiysek aynı şekilde yakayı da hafif gererek biyesini iğneliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi birçok teknik var. Ben sadece kendime en kolay gelenini gösteriyorum. Bir yakayı iğneledim arkadaşlar. Bakın dediğim gibi dikiş izi arkaya doğru bakacak. Ön kısımda kalmayacak. Şimdi iğnelediğim yerlerden komple dikiyorum. Hafif gererek biyeyi yakaya dikiyorum arkadaşlar. 11 numara jersey iğnesiyle dikerseniz patlama olmaz. Hafif de gererek dikiyoruz. Bakın. Makinede diktim arkadaşlar. Dilerseniz tekrardan bir spor dikiş daha geçebilirsiniz. Ben geçmeyeceğim. Aslında benim reçmem de var. Reçmeyle de dikebilirdim ama size göstermek adına reçmeyle dikmedim. Bakın o kadar estetmeme rağmen hiçbir patlama olmuyor. Şimdi omuzlarını iğneleyeceğim arkadaşlar. Bir tarafını zaten dikmiştik. Diğerine karşılıklı denk gelecek şekilde iğneleyeceğiz. Hatta şu dikişlerin üstünden karşılıklı denk gelirse daha iyi olur. Tertemiz bir görüntü elde etmiş oluruz. Şöyle dikine iğneledim. Dilerseniz şu kısmı ilk önce dikelim. Sonrasında overlock'una geçelim. Omuzunu diktim arkadaşlar. Diktikten sonra arkaya doğru şu dikişi çevirdim ve üzerinden çıma dikişi geçtim. Sabitledim. Şimdi kol çevresine biye takıyoruz. Bedeni tersine çevirdim. Biyeyi de tersinden başladım. Aynı yakada yaptığımız gibi hafiften gererek kol çevresine iğneliyorum. Komple iğnelendikten sonra bu tarafı diktim arkadaşlar. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Biyeyi. Bu sefer şu dikiş payını içeriye doğru değil de dışarıya doğru koyup biyeyi tam bunun üstüne getirip buradan iğnelerseniz
her iki taraftan da bir eli gibi tam dikişin üzerinden iğnelerseniz bakın her iki tarafta da bir görüntüsü olur. Aynı yakada yaptığım gibi arkadaşlar biyeyi öne doğru çevirdim. Sonrasında tekrardan katlıyorum. Ve iğneliyorum. Komple çevresine iğneleyeceğim. İki tarafında. Beden yanından diğer bedenin yanına kadar biyeyi iğneledim. Hatta bir tarafını diktim. Bitirdim. Şimdi bu biyeyi dikiyorum. Biyeyi diktik, bitirdik arkadaşlar. Şimdi yüz yüzüne gelecek şekilde her iki tarafından da iğneliyorum bedenlerin ve dikiyorum. Diğerlerini diktim arkadaşlar. Diktikten sonra şurada kalan overlock ipini arkaya doğru yatırıyorum. Şu kısmı iğneliyorum. Çıma dikişini geçiyorum ve buraya sabitliyorum. Etek ucunu kıvıracağım arkadaşlar. Benim reçmem olduğu için reçmeyle kıvıracağım. 2 santimden kıvırma payını. Siz overlock geçip jersey iğnesiyle üzerinden dikişini geçebilirsiniz. Atletin kesim ve dikim aşamalarını bitirdim arkadaşlar. Etek ucunu kıvırdım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.